Sadece Kağıthane Belediye Başkanı adayı seçmek değil, sadece İstanbul'a belediye başkanı adayı seçmek değil, Türkiye'de belediyecilik hizmetlerini sadece teslim almak değil, hükümetin bazen Cumhur İttifakı'nın sözcülerini sıklıkla da bu sadece bir belediye başkanı seçimi değildir demelerinin makul bir tarafı var. O makul tarafı birkaç cümleyle size arz edeyim. Tabii ki savaşa giriyormuşuz. Belediye başkanı değil de orduya general seçiyormuşuz gibi bir hissiyatı meşru görmüyoruz. Lakin sadece belediye başkanlığı seçimiyle alakalı belediyeyi kim yönetsin sualine cevap vermiş olmuyoruz bu seçimde. Aslında belediyeyi kim yönetmesine irade koyarken, belediyeyi kimle yönetmesine irade koyarken Cumhur İttifakı lehine değil de bizim adaylarımız lehine milletten oy isterken belediye başkanlığını seçmiyoruz sadece. Neyi seçiyoruz ya da neyi seçmiyoruz? İki türlü konuşabiliriz bunu. Biz şehirlerimizi yalan idare etmesin, şehirlerimize emin olması gereken şehir eminlerimize malınızı mülkümüzü emanet edince şehitlerimiz şehirlerimizde ruhları muazzer olmasın. Helalin, doğrunun, doğruluğun iradesi şehirlerimizi yönetsin. Belediye başkanı seçiyoruz ama seçmediğimiz belediye başkanlarına diyoruz ki sözünüze sadık kalamadınız. Helalinden memleket millet hizmeti görecektiniz, harama ulaştınız. Dolayısıyla seçmediğimiz belediye başkanlarına diyoruz ki tevazuyla başlamıştınız, şatafata teslim oldunuz. Hakkı hakim kılacaktınız, güçlü olanları hakim hale getirdiniz. Garibi, gurebayı, fakir, fukarayı kollayacaktınız. Kendi yandaşlarınızı korudunuz. Herkesin aşına işine aşk iş katacaktınız. Kendi akrabalarınızı aşk iş sahibi yaptınız. Şehirlerimizi yaşanacak şehirler haline getirmeye söz vermiştiniz. Şehirlerimizi harama, yalana kurban ettiniz. Dolayısıyla bizim adaylarımızı seçin derken seçmediğimiz adaylarla ilgili de yanlışlarımıza itiraz etmiş oluyoruz. Ülkeyi kim yönetsin kavgası değil. Ülkeyi ne yönetsin sevdasına cümle kuruyoruz. Biz ülkeyi kim yönetsin kavgasını değil. Tayyip Erdoğan mı yönetsin, Kemal Bey mi yönetsin, Meral Hanım mı yönetsin kavgasına değil. Beraberliğimizden hasıl olacak kuvvet. Döktüğümüz hamteri, uykusuz gecelerimiz ülkeyi kim yönetsin kavgasının değil, ülkemizi ne yönetsin sevdasının cümlelerdir. Ne yönetsin ülkemizi? Sabahtan akşama kadar sesini, sözünün soluğunu duyunca asabımızı bozacak abuz çehreler yönetmesin. Ülkemizi zarafet yönetsin. Ülkemizi nezaket yönetsin. Ülkemizi kendisinden olan olmayan tasnifine kurban gitmeden herkesi sarıp sarmalayacak merhamet yönetsin. Ülkeyi ayırmadan kendine oy veren, oy vermeyen tasdiklerine tabi tutmadan oy vermeyenleri oy verenler kadar aziz dinle ciddiyet yönetsin. Ülkeyi Beytül Mal'ın üstündeki bir kuruşunu kendisine cehennem azabı sayacak mesuliyet yönetsin. Ülkeyi dini, dili, mezhebi, meşhebi ne olursa olsun ayırmadan bir ve beraber edecek siyasi tevhidi gerçekleştirecek siyasi maharet yönetsin. Ülkeyi kendisi memleketine, milletine hizmet etmeye yetiştirirken evlatlarını devlet adamı olduktan sonra herkesi kendi evladı kadar aziz bilecek bir şuur yönetsin. Ülkeyi en zayıfların, en kuvvetlilerden haklarını rahatlıkla alacakları adalet yönetsin. Ülkeyi tevazuyla başladıkları yolu tevazuyla bitirecek kadar adanmışlık yönetsin. Ülkeyi ihlas yönetsin, izan duygusu yönetsin. Ülkeyi bin yıllık köklerimize, bin yıllık kardeşliğimize, bu topraklarda bizi birbirimize bir de beraber eden ruhi muhtevaya, fikrimize sadakat duygusu yönetsin. Bütün bunlar olup biterse bize söz verdikleri halde sözlerini tutamayan bu iktidara biz sizin yaptığınız işi sizden daha iyi yapacağız demenin iklimi geldi şimdi. Seçim bu. Önümüze gelen sandık, hükümetin 17 yıllık karnesine beğeniyorsak, müsbet beğeniyorsak menfi anlamda irademizi göstereceğimiz bir siyasi mevzu olduğu için kıymetli.
5 yılda bir geliyor. Geldi, beğenenler beğendiklerine, beğenmeyenler beğenmiyor olduklarına rağmen yeni tercihlerine imkan verecekler. İçişleri Bakanımız seçimden çekinmek şöyle dursun, vazifesini yapmak şöyle dursun, seçim meydanlarında ağzına tutulan her mikrofona bize oy vermezseniz 1 Nisan'dan sonra memleket mahvolacak falan cümleler kuruyor. Ya kardeşim, siz Bosna korkuluğunuz. Teröristlikle itham ettiğin bizim sana sözümüz şu, Kandil'den emin almakla suçlanıyor. PKK'dan emin almakla suçladığın bizim sana sözümüz şu, ömrün uzun olsun, sağlığın, sıhhatin, akıl selameti yerinde olsun. Olsun ki devletin, milletin hizmetini aldığımız zaman devlete, millete, vatana, musallat olmuş şer odaklarına ne yaptığımızı gör ölür. Kandil'e ne yaptığımızı gör, ondan sonra ölür. Dolayısıyla biz senin seçim kazanacağız diye terörize edebileceğin insanlar değiliz. Herkes kendi sicilini biliyor. Ama sen sicilini unutmuşsan filmi biraz daha geriye sar. O millete seçim meydanlarında izleyelim diye kumandasına basıp istediğin yerde durdurduğun videoları geriye sar. Geriye sarınca orada konuşan bir Recep Tayyip Erdoğan göreceksin. Filmin biraz daha gerisi. 5 dakika daha geriye sar, bize seyrettiğin filmi. Gerisi şu, Oslo'da görüşsünler diye en üst düzey güvenlik bürokrasisini oraya ben gönderdim. Derdi olan bana gelsin cümleni duyacaksın filmi geriye sarınca. Sar biraz daha geriye filmi, göreceksin, duyacaksın ki Barzani'ye kırmızı halı sermişsin, kendi kongrene çağırmışsın, kendine oy veren kitleye Barzani'yi alkışlandırmışsın. Mutlu mesut olsun diye Barzani başından aşağı konfeti yağdırmışsın. Nezaketinden el aman Barzani'nin kafasına dökülmüş konfetileri temizliyorsun. İzle de gör. Kendini izle de gör. Kendini izlemek zoruna giderse kabineni izle. Bülent Arınç Bey'i gör. PKK paçavrası derken biz, sen PKK bayraklarını suç olmaktan çıkardık. Abdullah Öcalan'a sayın demeyi eskiden suç sayarlardı, bunun suç kapsamından biz çıkardık diyen Bülent Arınç gör. Sar geriye, Abdullah Öcalan'ın vizyonu bizim vizyonumuzla paralellik arz ediyor. Abdullah Öcalan yaşatmayı seçti derken Beşir Atalay'ı gör. Sar geriye filmi. Diyarbakır meydanında çocuklarımızın katillerinin yazdığı mektupları ağlaya ağlaya okuduğumuz yerleri gör. Filmi sar geriye. Sar gör ki ben PKK'lıların arama kontrol noktalarını gevşettim, talimatını verdim. Valilere talimatı ben verdim. Benim verdiğim bu talimatı PKK silahlanma avantajına çevirdi. Derken kendini gör. Acaba Türk ismini kaldırsak mı? Türkiye'li mi desek? Türk bayrağı biraz tahrik edici bir sembol haline geldi. Türkiye bayrağı mı desek? Anayasadaki Türk tarifini mi değiştirsek? Cümlelerini kurarken, kurdururken gör. TC tabelalarını sökerken, söktürürken gör kendini. Gör de biraz mahcup ol. Arama kurtarma noktalarını, kontrol noktalarını gevşettim diye. Verdiğin talimatları silahlanma avantajına çevirdi diye cümle kurduğun adamlar 36 senedir Türk milletinin bağrına saplanmış alçaklardır. Kandil'e devletin resmi televizyon kanallarını gönderdiniz. Kandil'e gönderdiniz resmi kanallar. Orada sizin borazanınızı öldüren muhabirlerin, gazetecilerin, güya gazetecilerin, Kandil'de yaşayanlar da insan hakları havarisi çıkarmaya çalıştıkları cümlelerini gör. Sar geriye, Abdullah Öcalan eskiden namaz kılardı cümlesini duy. Dediklerimize bakın. Biz çözüm sürecinde de cümleleri net insanlardık. Siz Fethullah Gülen Hoca Efendi derken de biz cümlelerimizden herkes aşağıya baksın. Bizim de dediklerimiz var. Bakın kendi dediklerimize de bakın. Bakın bakalım geriye sardığımız filmlerde kim ne demiş? Siz bu çözüm sürecine Fethullah Gülen Hoca Efendimizle beraber güzelleme yaparken siz bu çözüm süreci diye yediğiniz herzelere Hudeybiye hatırlatmasını yaparken bakın arşivlere biz ne demişiz? Sizin Hudeybiye dediğiniz şeyin bizdeki karşılığı Hayber'dir dedik. Hayber. Siz Hudeybiye dediniz. Bak siz Hudeybiye dediniz. Mevcutiyetimizden yapması. O zaman Fethullah Gülen FETÖ değil. O zaman terör örgütü başı değil. O zaman bunlar bu işe beraber güzelleme yapıyorlardı. Sizin bugün terörist dediklerinize ikisine bir. Yani FETÖ'cüsüne de PKK'lısına da söylüyorum.
efendilerle beraber yapıyordunuz. Siz bir şey söylüyordunuz. Hoca efendiniz Pensilvanya'da diyordu ki bazen devletin, milletin itibarı için çok netameli işlere de tevessül edilebilir. Bazen isimler silinebilir. Bazen yurt kurulabilir. Bazen görmezden gelinebilir. Neyi görmezden gelmemiz lazım? Hatırlayın lütfen. Bakın şu. Hudeybiye'yi bilmiyorsunuz bazılarınız. Onu anlatmam lazım size. Hudeybiye Efendimiz'in yaptığı bir anlaşma müşriklerle. Anlaşmanın sonunda anlaşma imzayı açılıyor ya, sonunda hükme bağlanacak. Anlaşmanın altında bir tarafta anlaşma imzalayan müşrikler adına bir hüküm, Mekke adına, diğer tarafta Allah'ın Resulü Muhammed yazıyor. Müşrikler diyorlar ki buraya Allah'ın Resulü Muhammed yazarsa biz senin Allah'ın Resulü olduğunu kabul etmiş oluruz. Dolayısıyla bu anlaşmaya gerek kalmaz, biz Müslüman olmuş oluruz. Dolayısıyla bunu sileceksin diyoruz. Allah'ın Resulü Muhammed ismini bu anlaşmanın altından sileceksin diyorlar Peygamber Efendimiz'e. Fethullah Gülen'in hatırlattığı şey o. Yani TC kaldırılıyor ya. Yani Türk ismini tartışmaya açıyorlar ya. Diyor ki aslında sulh için, barış için bazen bunlar yapılabilir şeyler. Sığındıkları yer burası. Sonra o detayları çok anlatıp canını sıkmayayım. Belki buranın konusu değil. Hazreti Ali Efendimiz'e diyor ki Peygamber Efendimiz okuma yazması yok çünkü. Diyor ki benim şey silin oradan. İtiraz ettikleri şey silin oradan. Hazreti Ali cihan yıkınsa yapamayacağı bir mesuliyetle karşı karşıya. Diyor ki ya Resulallah ben silemem. Allah'ın Resulü Muhammed yazısını silemem ben. Ben bir yerden böyle şey silemem. Efendimiz sonra anlıyor ki hassasiyeti göçlerim var diyor, ben sileceğim. Kendisi siliyor. Fethullah Gülen Hoca Efendimiz o zaman çözüm diye tenezzül ettiğiniz, devletin vakarına ziyan ettiğiniz işi yaparken böyle cümleler kurdu. Bunu kim için söyledim? Mehmet Bey söyledi diye söylüyorum. İçişleri Bakanımıza kulağına küpe olsun. Bak bakayım biz 2011'de çözüm herzesini yediğiniz basın mensuplarının dediklerini mi demişiz? Yoksa biz imanımızın, Türklüğümüzün, Türk devletine sadakatimizin, Türk milletine borcumuzun, namusumuzun sözünü mü söylemişiz? Sen Hudeybiye demişsin. Biz demişiz ki burası Hayber'dir, Hayber. Nasıl ki kafasına geçirilmişse fitnenin yuvası, Hazreti Ali'nin iradesiyle burası Hayber'in konusudur. Bu siz işinize geldiği zaman dini hükümleri işinize geldiği gibi çekiştiremezsiniz. Tutturdular. Efendim neymiş? Dinlesin hükümetimizin sözcüleri. Analar ağlamasın. Bak motto da güzel. Bu topraklar anayı aziz bilenlerin, anasını vatan bilenlerin, anasını cennet mülkü bilenlerin topraklarıdır. Anaların ayaklarına serilmiş cennetin hizmetkarlığını devletleştirmişlerin toprağıdır. Analar ağlamasın cümlesi esaslı bir cümledir. Bu analar ağlamasın cümlesinin dokunamayacağı bir kalp yoktur bu topraklarda. Lakin şerh ettik, baksınlar görsünler. Evladının yaptığı adilikten, evladının yaptığı teröristlikten, evladının yaptığı devletine, milletine kötülükten mahcup olmuş, hissesine hüzün düşmüş, anaya bütün bir Türk milleti evlat olsun. Bir Kürt ana, bak bir Kürt ana, evladının yaptığı kötülükten, kanmışlığından, kandırılmışlığından ya da gözünün dönmüşlüğünden, ettiği, işlediği cinayetten hissesine mahcubiyet düşmüş de, o mahcubiyetiyle olana bitene hicran duyuyorsa, bütün bir Türk milleti onun evladı olsun. Evet. Amin. Arşivde var Muhammed diye söylüyorum. Arşivde baksınlar, bulsunlar. Sonra dedi ki, evladını yaptığından iftihar eden, oğlum iyi ki yaptı diye, yapmayıp da ne yapacaktı diyen ana, oğlu gibi teröristtir. Oğluyla teröristlikte eşit olan anayı, oğlunu vatana milletine kurban vermiş anayla eşleştirmeyesiniz. Böyle olursa, yarın evlatlarını, devletini, milletini beklesin diye gönderen anaları muazzeb edersiniz, azapta edersiniz. Yapmayın dedi. Baksın arşivlere görsünler. Kim güçlüyse, her dönem onun kılıcını kullananların, her dönem kim güçlüyse güçlüye göre cümle kuranların, bize bugün işlerine geldiği için terörist diyor olmalarının hiçbir karşılığı yok. Hiç. Süleyman Soylu, İçişleri Bakanı. Hangi mevzuda hükümetin iradesine destek veriyoruz biz? Devlet terbiyesidir bu. Adnan Menderes ile İsmet İnönü siyasi hasımlılar. İsmet İnönü siyasi hasımlığına rağmen Adnan Menderes ülke dışına çıkınca
grubunu toplayıp demiş ki herkes ağzını kapatacak. Bu bizim içeriden hakimimiz olabilir. Bu adam bizim siyasi hasmımız olabilir. Ama bu adam ülkenin dışına çıktı mı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başbakanıdır. Ona sallanan parmak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne sallanır. Ona denilen söz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne söylenir. Bizim de hassasiyetimiz bu. Biz Tayyip Bey bizim rakibimiz. Düşmanımız değil. Biz ona rakibiz. Memleket millet hizmetini alacağız elinden. Ama bizim hasmımız değil. Dışarıda Tayyip Erdoğan'a parmak sallıyorlar diye sevinecek insanlar değiliz biz. Dışarıda Tayyip Erdoğan'a sallanan parmağı Türk devletine sallanan parmak sayarız. Güvenlik güçlerimiz bir adım sınırın ötesine çıktı mı konuşmayı güvenlik güçlerimizin zafiyetine sebep olacak diye kendimiz için ar ederiz. Çocuklarını evlatlarınız vardır askere gitmiş. Akrabalarınız vardır orada askerlik hizmeti gören. Analarının çocukları adına eşlerini bir daha görebileceğim mi duygusuyla göreve gönderdikleri, sabah uğurlarken akşam gelecekler mi korkusuyla insanları mücadeleye gönderdikleri yerin adıdır terör bölgeleri. Çocuklar babalarına son kez bakar gibi bakarlar. Evlerinden ayrılırken kahvaltı yapıp çıkarız biz işimize gideriz. Onlar işlerine giderken arkada onlara bakan gözler acaba babam akşam eve gelecek mi diye çıkar. Dolayısıyla terörle alakalı hassasiyetimiz güvenlik güçlerimizin en ufak bir zafiyete düşmesine imkan vermeyecek bir ciddiyettir. Arkadaşlarım terörle mücadelede arkalarında duruyoruz diye gaza geldiler. Memleketin bir yarısına terörist demeye hak buldular kendilerini. O kadar değil. Haddinizi bilin. Eğer zorlarsanız arşivleri o yüzden hatırlatıyorum. İçişleri Bakanımız da dinlesin, duysun. 2008'de, 2009'da ne dediğine bak Süleyman Bey. 2010'da ne diyormuşsun dinle Süleyman Bey. 2011'de ne diyormuşsun bol bol dinle. 12'de ne diyormuşsun? 13'de ne diyormuşsun? 15'te ne diyormuşsun? Şimdi ne diyorsun dinle. Biz cümlelerimizi kim güçlü, kimin elinde para var, kimin elinde kuvvet var, kim bizde, kim bizim adamımız olsa bile yanlış korumamız lazım duygusuyla kurmuyoruz. Yanlışı biz yapınca da cümle kuruyoruz. Kimin elinde para var diye konuşmuyor, kimin elinde kuvvet var diye net bir selam izmiyoruz. Herkes arşive baksın. Hükümetin bu anlamda sicili bize cümle kurabilme imkanını ellerinden alıyor. Ama Tayyip Bey'in elinde bir cihaz var. Videoyu istediği yerde durduruyor. Bizim hafızamızı istediğiniz yerde durduramıyorsunuz beyefendi. Biz sadece devlet nezaketimizden, size oy veren insanlara hürmetimizden, size oy veren insanların devlete sadakatlerinden, bize kurduğunuz cümlelerin benzerlerini size kurmuyoruz, kuramıyoruz. Biz devletimizin başına PKK'dan emir alıyor cümlesini kuramıyoruz. Niye? Edenimizde. Biz demeyi bilmiyor muyuz? Sizin bize gösterdiğiniz kabalıkla size mukabelede bulunmayı bilmiyor muyuz? Biliyoruz. Biz kendimize yakıştıramıyoruz. Sizin kendinize yakıştırdığınız hiçbir cümleyi biz kendimize yakıştıramıyoruz. Seçim kazanacağız diye rakiplerinizin izzetine, iffetine, şahsiyetine hakaret etmeye kendinizi hak görüyor olabilirsiniz. Biz seçim kazanacağız diye rakiplerimizin izzetine, iffetine, şerefine, şahsiyetine iftira atmaktansa kaybetmeyi göze aldığımız için buralardayız biz. Dolayısıyla dili bozuldu, kalbinizi ferah tutun. Siyaset iddia işidir. İddiası olanlar toparlayıcı olurlar. Hırs sahipleri dağıtırlar. İddia sahibi olmanın ahlakı asgari şudur. Bütün bir memleketi ayırmadan bir de beraber edecek bir kalp. Bu kalbin memleketi etrafında toparlayacağı siyasal dil. Bu dilin inşa edeceği hukuk hak, hak duygusu. Bu eminlik duygusu içerisinde yaşatılacak bir vatan. Bütün bunları gerçekleştirecek olan siyasi coşkunluğu hissesine düşürdü mü bir kadro memleketini teslim alacak. 2002'de bize vaat edilmiş Türkiye'yi kuramadılar. Yola iyi başladılar, yolu berbat bitirdiler. 17 yıllık iktidardan sonra bir devlet yönetimi belediye başkanlığı seçiminde milletine şöyle diyemez. Bize oy vermezseniz 1 Nisan'dan sonrası kararlılık diyemez. 17 yıldır ülkeyi toparlasınlar diye oy verdiklerimiz seçim saatine girince kendi partilerine oy vermeyince memleketin batacağını söyleyemez. 17 yıldır ülke elimizde. Toparlasaydı
yaptırsaydınız. Çocuklarınızı zengin evde hevesine kapılmasaydınız. Yandaşlarınızı zengin edeceğiz diye belediyelerin imkanlarını talan edip canına okumasaydınız. Siz şehirlerimizin ruhuna, şehirlerimizin musikisine, şehirlerimizin bin yıldır yaşatmaya çalıştığı ne kadar zarafet varsa hepsine, büyük binaları sırf alın terine suikast edecek şekilde, kendi yandaşlarınızı zengin edecek şekilde suikast olarak kurmasaydınız. İşinizi düzgün yapsaydınız. Emaneti zayi ettiniz. Sözünüze sadık kalmadınız. Bize verdiğiniz sözleri tutamadınız. Başaramadınız. Türk yurdunu şen, karnı tok, başı dik insanların yurdu yapamadınız. 8-10 milyon alevisi var bir yurdun. 8-10 tane alevi valisi yok, yurt haline getirdiniz burayı. Memlekette size oy verince insanları evliya gibi bilip, size oy vermeyenleri terörize eden bir siyasal bile kurban verdiniz. Kendiniz güzel konuşma şerbetine 17 yıldır cümle kurarak oy dizdiniz. Ama güzel cümlelerle bize, bizi taşıdığınız yere, bizi götürdüğünüz yere, bizi rahmetle taşıyamadınız. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın diye başladınız siyasi serüveninize. Partinizi yaşatmazsanız siz de yaşayamazsınız noktasına geldiniz. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın diye arz endam ettiniz karşımızda. 17 yıl sonra geldiğiniz yer, eğer partini yaşatmazsanız sizi yaşatmayacağız tehditleri oldu. Bu cümleler her gün birisini diğerine eklediğiniz, sizin siyasi kuruluş dönemlerinizde bile vaatleriniz arasında olmayan, size bile yakışmayan bu nobran cümleler, bu kaba cümleler sadece dilinizin değil, kalbinizin bile karardığının alametidir. Kalbi bu kadar kararmış bir siyasal dil ülke yönetemez. Meydan meydan, şehir şehir, sokak sokak, salon salon bir ülke ayağa kalkmak zorunda. Arkadaşlar bakın, bilesiniz ki hamasete kurban gidemeyecek kadar ağır mesuliyetlerimiz var. Ülkemizin meseleleri artık bir partinin yerine bir partiyi ikame ederek değil sadece. Bir partinin siyasi maharetsizliği yüzünden bütün ayarları bozulmuş ülkemizi yeniden bütün ayarlarını kurup yeniden insanca yaşanabilir bir Türkiye'yi gerçekleştirme sorumluluğudur. Bir partinin ambleminden, bir partinin sembolinden daha fazla bir şeydir. Karşı karşıya kaldığımız mesuliyet sadece bir siyasi parti mesuliyeti değildir. Bu Türkiye'yi güvenin, itimadın esas olduğu bir ülke haline getireceğiz. Şüphenin istisna olduğu, herkesin birbirine rahatlıkla itimat edip güvenebileceği, partiden, iktidar partisinden torpil bulmadan da ihtiyacı olan herkesin işini görebileceği bir ülke. İktidar partisinden adam bulmadan, iktidardaki partinin ilçe örgütünden, ilçe teşkilatından referans olmadan iş yapılamaz bir ülke haline geldi Türk yurdu. Kimliği olanın ihtiyacını değer ettiği her yerde karşısında muhatap olarak devlet bulabileceği bir ciddiyet organize edeceğiz. İhtiyacı olan herkesin ihtiyacına cevap vermeyi namusu bilen bir devlet. Hesap sorarken değil, hesap verirken de göreceğiniz bir devlet. Verdiğiniz vergilerin kuruşuna kadar hesabını size veren bir devlet. Belediyeye verdiğiniz yetkileri kullanırken Mehmet Aslan, her kuruşunun hesabını ilan ederken aslında şerefini, namusunu da size emanet etmiş olmasının hakkını veren bir belediye. Hepsi gelirleriyle giderleri arasında millete hesap vereceği bir ciddiyetten ibaret olan devlet yönetiminin bize oy vermezseniz ülkenizin geleceği mahvolacak korkularıyla birleştirmiş bir hükümetten memleket millet emaneti alacağız. İşimiz şöyle kolay. Dili bozulan partisini yönetebilir, ülkesini yönetemez. Kalbi kararan partisini korku iklimiyle yönetebilir, ülkesini yönetemez. İzan duygusunu kaybeden gücüyle, kuvvetiyle partisini ayakta tutabilir, devletini ayakta tutamaz. Merhametini kaybeden gücüyle, kuvvetiyle, kudretiyle parti teşkilatını, hatta rakiplerini dizayn etmeye teşebbüs edebilir. Ama ülkesini şen ve esen edemez. O yüzden sizin bizim işimiz kolay. Rakibimiz Tayyip Bey değil bizim artık. Rakibimiz kendimiziz. Rakibimiz AK Parti değil artık. Rakibimiz kendimiziz. Coşkun bir siyasal değil. Vatana, millete, devlete adanmışlık duygusuyla hizmet etme iştiyakını birleştirmiş aşkın coşkun bir dava arkadaşlar topluluğu. Memleketini sarıp sarmalayacak. Kendisinden olsun olmasın. Herkesin içinde karnı tok, başı dik yaşayacağı bir ülkeyi
çocuklarımıza bırakacağımız bir vatanı, kendisi için mücadele hazırlayabilecek bir kadro. Bunlar gelince bu ritim size, bize, memleket millet hizmeti verecek. Önümüz açık. Rakibiniz bugün kuralsızlığı kendisine meşru saydığı için hükümet gibi görünüyor olabilir. Rakibimiz onlar değil. Onlar bizim ibret tarafımız. Onlar bizim ibret tarafımız. Ne yapmayacağımıza bakıp karar vereceklerimiz. Kim gibi yapmayacağız deyince onlar gibi yapmayacağız dediğimiz cümlenin muhatabı onlar. Ne gibi yapacağımıza biz karar vereceğiz. Kardeş gibi, memleketini, milletini sevmiş bir Müslüman Türk gibi, bin yıldır sadakatimizi, kardeşliğimizi üzerine bina ettiğimiz sohbetlerdeki nezaketimiz gibi, bu topraklarda komşuyu komşuya külüyle bağlamış medeniyetimiz gibi, komşunun komşusuna külüyle bağlanmış bir toplumu oyuyla, deyiyle, birbiriyle kavga eder hale getirmiş bir iktidardan memleket emaneti alacağız. Külle bizi birbirine bağlamış bir ecdat mirasına, oyla bizi birbirine hasım eden bir cinnetle karşı karşıyayız. Külle birbirine bağlanmış, oyla kavga edemez. Yolumuzun kolay taraflarının geldiği zamanda. Eskiden derdik ki, Tayyip Bey yapma. Eskiden derdik ki hükümetimize, ya böyle demeyin. Eskiden derdik ki kendi milletinize bu kadar nezaketsizlik etmeyin. Ya yakışmaz size. Kaç senedir diyoruz? Epeyce zaman oldu. İlk yıllarında bu kadar numara değillerdi. 2002 ile 2008'i ayırın. 2008'den sonra bozulmaya başladı mevzu. Takriben 10 senedir yapmayın, etmeyin, yakışmaz size, böyle davranmayın. Böyle davranarak ülke yönetilmez dedik, muvaffak olabildik, olamaz. Değiştirdik algoritmayı. Şimdi şöyle yapıyoruz, yapın. Elinizden geleni ardınıza koymayın. Hukuksuzluk yapın, haksızlık yapın, zalimlik edin. Kabalık edin. Haram, helal, hassasiyet edin, birbirine karıştırın, haram yiyin. Talan edin ülkenizin imkanlarını. Hazineyi, beytülmalı, 3-5 tane zengine kurban edin. Neyi kendinize yakıştırıyorsanız onu edin. Siz kendinize yakışan edin, biz de kendimize yakışan edeceğiz. Siz kendinizi iyi hissediyorsanız, memleketinizin size oy vermeyenlerine vicdan edin. Biz 49'u 51'e kardeş edeceğimiz bir siyasal ikilime koşuyoruz. Siz İktidarda kalmak için 51'i ben tutayım elimde, 49 ne olursa olsun deyin, biz de size mukabele edelim. Diyelim ki, senin cephedeştirerek yönetmeye heves ettiğin ülkeyi biz tek cephe yapacağız. Bu toprakların tabiatında olan duyguya sadakatle yürüyeceğiz. O duygu şudur: kazanmak için her yolu mübah görenlerin yurdu değildir burası. Kazanmak için her şeyi mübah görseydik AK Partili olurduk. Doğrulukla kaybetmeyi göze aldığımız için biz İYİ Parti'miz. Doğrulukla kaybetmeyi göze aldığımız için biz yalanla, haramla mücadele etmeyi değil, bunlarla kuvvetlenenlere itiraz etmeyi tercih ettik. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar, bahar, ilçe başkanımız inşallah bahar olur dedi. Bu memlekette yanlışa itiraz eden hayırlı vatan millet evlatları hiç eksik olmaz. Siyasetin görevi sadece iyi cümleler kurmak değildir. Siyaset, iyi cümleler kuran muhalefet tarafından teslim alınmaz. Size bize itibar ettirecek şey şudur arkadaşlar. Ben kürsülerde güzel cümleler kuran bir kardeşinizim kısmen. Ama güzel cümleler, veciz sözler, hikmetli kurgular, devlet millet hizmeti alamaz. Memleket yönetimini iyi cümleler kuranlar değil, iyi işler yapanlar alır. Millet sizi görünce, millet sizi duyunca, söylediğiniz sözleri gerçekleştirebilme kabiliyeti olan bir maharetli kadro görmek zorundadır. Yani dediklerimize inanmak zorundadır. Bizi görünce, Mehmet Aslan'ı görünce, ilçe başkanlarımızı görünce, sizleri görünce, vaat ettiğiniz Türkiye'yi kurabilme kabiliyetinizi görebilmek zorundadırlar. Sizi görünce diyecek ki milletimiz, iyi ki varsınız. İyi ki memleketin, milletin bu zor, bu dar zamanına kavuştunuz. Memleketi size teslim edeceğiz. Bizi içine düştüğümüz bu bataklıktan siz kurtaracaksınız. Bizim memleketi yöneteceğimize inanmazlarsa, kurduğumuz güzel cümleler sadece güzel cümleler olarak mikrofonda kalır.